Aksaray'ın ekranı Belediye TV Haber Merkezi'ne hoş geldiniz. Haberlerle karşınızdayız. Aksaray Belediyesi tarafından hizmete açılan Cemalettin Aksaray Bilgi Evi Kütüphanesi, yeni çıkan ve çok okunan kitaplarla çok sayıda kitap kurdunun yeni adresi oldu. Aksaray'ın tek kitap kafesi olma özelliğini taşıyan ve belediye tiyatro salonu kavşağında hizmete açılan Bilgi Evi'nin üye sayısı her geçen gün artıyor. Cemalettin Aksaray Bilgi Evi'ne son bir ayda 255 kişi üye oldu. Üyelerin 99'u erkek, 156'sı bayan okurseverlerden oluşuyor. Haftanın 6 günü hizmet veren Bilgi Evi, sabah 9 ila akşam 18 saatleri arasında hizmet veriyor. Şu ana kadar 350 kitap okunan Cemalettin Aksaray Bilgi Evi'nde 230 kitap da okuyucuların elinde. Yeni çıkan ve üyelerin taleplerinden oluşan toplam 3000 kitap Bilgi Evi kütüphanelerinde üyelerin istifadesine sunulurken özellikle çocuk edebiyatının birbirinden güzel örnekleri üyelerden yoğun ilgi görüyor. En çok okunan kitaplar arasında ise Türk edebiyatına damga vuran isimler Necip Fazıl Kısakürek, Yaşar Kemal, Peyami Safa gibi yazarların klasikleri başı çekiyor. Kitaba gönül veren ve okumayı seven vatandaşların yeni adresi Cemalettin Aksaray Bilgi Evi'nde, Aksaray Kitap Evleri'nde bulunamayacak kıymetli eserlere ulaşabilmek mümkün. Aksaray Belediyesi Bilgi Evleri kütüphanelerini son çıkan kitapların alımıyla güncelliyor ve güncellemeye devam ediyor. Aksaray Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekipleri çalışmalarına aralıksız ve eş zamanlı olarak devam ediyor. Yapılan çalışmalar kapsamında ekipler mahallelerde patlayan ve eskiyen su boru hatlarına müdahale ederek arızaları gideriyor. Bu kapsamda Pınar Mahallesi, Bediüzzaman Caddesi, ana yol üzerinde patlayan su borusuna Aksaray Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından arıza onarım çalışması başlatıldı. Şehrin birçok bölgesinde kanalizasyon, içme suyu, yağmur suyu, altyapı gibi çalışmalar devam ederken arızalar da anında gideriliyor. Aksaray'da Şubat ayında ortaya çıkan yalancı baharın tadını çıkarmak isteyen vatandaşlar, soluğu Kılıçarslan Parkı ve Aksaray Belediyesi Sosyal Tesisleri Piramit Kafe'de aldı. Aksaray'da Şubat ayının ortasında termometreler 15 dereceyi gösterince vatandaşlar soluğu park ve bahçelerde aldı. Şubat ayı itibariyle bu yıl Aksaray'da hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrederken güneşli havayı fırsat bilenler Piramit Kafe'de güneşin tadını çıkardılar. Güzel havanın tadını en çok ise çocuklar çıkardı. Kılıçarslan Parkı'nda eğlenen çocuklar güneşin tadını aileleriyle çıkarırken büyükler Piramit Kafe'de en güzel noktada konumlandırılan sosyal tesislere misafir olarak lezzetli bir yemek için ya da demli çay eşliğinde hoş sohbetler ederek güzel havaların tadını çıkardı. Geçtiğimiz hafta sıcaklık 15 dereceye kadar çıkarken bu hafta hava sıcaklıklarında ciddi düşüş gözlenecek. Meteorolojiden edinilen bilgiye göre sağanak yağmur bekleniyor. Aksaray Belediyesi'ne bağlı Fen İşleri Müdürlüğü yol yapım çalışmalarını sürdürüyor. Yol yapım ve bakım çalışmalarına devam eden Aksaray Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Hürriyet Mahallesi'nde çalışmalarına devam ediyor. Mevsim şartlarının uygun olmasıyla yol ve asfaltlama çalışmalarına yoğunluk veren Aksaray Belediyesi planlamalar çerçevesinde kırsal mahalle yollarını yapmaya başladı. Kırsal mahallelerdeki işlerin yanı sıra merkez mahallelerde planda bulunan işler sırasıyla yapılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın okuryazarlık seferberliği çağrısının ardından Aksaray'da okuma yazma yoksunluğu çeken birçok vatandaş için yeni okuma yazma kursları açıldı. Aksaray Merkez Mimar Sinan İlkokulu'nda her yaştan okuma yazma bilmeyen vatandaşlar için derslere başlanıldı. Eğlenceli,
bir gün geçirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın okuryazarlık seferberliği çağrısı sonrası Aksaray Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü bünyesinde açılan kurs vatandaşların yoğun katılımıyla devam ediyor. Geçmişte çok yüksek oranlarda olan okuma yazma bilmeme düzeyini sıfıra indirgemek için başlatılan çalışmalar kapsamında Aksaray'da birinci kademe okuma yazma kursları açıldı. Şu anda il genelinde merkez ve merkeze bağlı köyler dahil 22 okuma yazma kursu devam etmekte. Okuryazarlık seferberliği kapsamında İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Azmi Arı ve İl Milli Eğitim Şube Müdürü Cemal Kanat Başkanlığında merkez ve tüm ilçe halk eğitim müdürlerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda okuryazarlık seferberliğinin daha etkin bir şekilde sürdürülebilmesi için yetkililer, okullardaki idareci ve öğretmenlerin, vatandaşların çevrelerinde okuma yazma bilmeyen vatandaşları okullara, halk eğitim merkezlerine yönlendirmelerini rica ediyor. Okuma yazma öğrenmek için kursa gelen vatandaşlar toplamda 120 saat olan birinci kademe derslerin ardından ikinci kademe kursu da tamamlandıktan sonra ilkokul diploması almaya hak kazanacaklar. Haberin doğru adresi Aksaray'ın ekranı Belediye TV'de haberleri izlediniz. Bir sonraki haber bültenimizde tekrar görüşmek ve buluşmak dileğiyle hoşça kalın.